Sevgili öğrencilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf Türkçe ders kitabımızda yer alan "Kamil" adlı metnin etkinlik sorularını cevaplandırmaya çalışacağız. Dilerseniz hazırlık sorularıyla başlayalım. Evsiz sözcüğü kimler için kullanılır? Sokakta yaşayan kişiler için kullanılır. İnsanlara ön yargılar almak niçin doğru değildir? Arkadaşlarınızla tartışınız. Bir insanı tanımadan ona karşı peşin hüküm vererek ona göre davranmak insanları incitebilir. İnsanların mutlu mutsuz olmasına yol açar onları rahatsız eder. Ön yargılı olmak insanları rahatsız eden bir davranış olduğu için doğru değildir. Sevgili öğrencilerimiz, Kamil adlı metni ee, dilerseniz sınıfta, dilerseniz evde siz okuyabilirsiniz. Bizler ise soruları cevaplandırmaya devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde renklendirilmiş kelime gruplarının cümleye kattığı anlamlarını yazınız. Siper etmek kendini veya bir şeyi korumak amacıyla bir başka şeyi siper olarak kullanmaktır görmezden gelmek, görmemiş gibi yapmak farkında değil meşcisine davranmaktır. Canından bezdirene ve şaklabanlık ederlerdi. Canından bezmek ölümü göze alacak kadar sıkıntı içinde olmaktır. Şaklabanlık etmek saçma sapan hareketlerde bulunmaktır. Yukarıdaki kelime gruplarını siz de birer cümlede kullanınız. Elindeki defteri başına siper ederek yağmurda konuşmaya başladı. 40 yıllık dostu onu görmezden gelince morali bozulup düdüğünü terk etti. Sokaktaki köpeklerin havlaması hasta kadının canından bezdirdi. Seni her ayağa kaldırdığında şaklabanlık etmek yerine sorulara cevap verseydin. Sen de öğretmenin gözüne girerdin. Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız. Yazar Kamil ile karşılaşınca niçin korkmuştur? Yalnız olduğu için korkmuştur. Kamil hangi amaç yazarın evine gelmiştir? Karnını doyurma amacıyla gelmiştir. Yazara göre Kamil bahçe kapısını açmayı niçin çekilmiştir? Mahallede çok itilip kıkıldığı için kapıyı açma cesaretini ee, cesaret edememiştir. Mahalledeki çocukların Kamil'e kötü davranmalarının gerçek sebebi sizce nedir? İyi bir ahlaka sahip olmamalarıdır. Yazarın babası Kamil ile niçin ilgilenmektedir? Kimse onunla ilgilenmediği itip kalktığı için ilgilenmektedir. Kamil sizin mahallenizde yaşıyor olsaydı ona nasıl davranırdı neden? Herkesin nasıl davranıyorsam ona da öyle davranırdım. Çünkü ne halde olursa olsun insan insandır. Bizim insanlık görevimizden biri de güçsüzlere yardım etmek, onları koruyup kollamaktır. Üçüncü etkinliğimiz, metindeki baba karakterinin kişilik özelliklerini yazınız. Yardımsever, vicdanlı, alçak gönüllüdür. Dördüncü etkinliğimiz, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış reklam filmini izleyiniz. Reklam filminden hareketli soruları yanıtlayınız. Reklam filminde kaç kişi konuşuyor? Dört kişi konuşuyor. Konuşan karakterlerin cümlenin içeriğini ve uzunluğunu değerlendiriniz. Cümleler örtülü anlama sahiptir. Yani cümle doğrudan, açıkça söylenmeyen, cümledeki bazı ifadelerden çıkarılan bilgi ve düşüncelere sahip cümlelerdir. Kızılay'a gönüllü olarak hangi alanda destek olmak isterdiniz? Kullanmadığım kıyafetleri bağışlayarak e, destek olmak isterdim. İzlediğiniz reklam filminden hareketli destek olmadığınız, destek olmak istediğiniz alanla ilgili Kızılay için bir reklam metni yazınız. Yazacağınız reklam metninde dış sesi, en son sözü söyleyen kişi konuşturmayı unutmayınız. Kış geldi. Havalar soğudu. Soğuk senin için önemli değil. Kıyafetlerin var. Sıcacık evinde oturuyor. Sıcacık okulunda ders görüyorsun değil mi? Ya onlar? Onlar için de soğuk hava sorun olmasın. Sıcak tutan kıyafetleri giyip sıcacık bir hayat yaşasınlar ister misin? O zaman Kızılay'a kıyafet bağışında bulun. Sana artık olmayan, e, kullanmadığın ama sağlam durumda olan kıyafetlerini kısalaya bağışlayabilirsin. Haydi bir yüreği de sen ısıt. Beşinci etkinlik, Kamil gibi evsizlerin toplum tarafından dışlanmaması için çözüm öneriniz nelerdir? Toplumdaki insanlar bir araya gelip birlik içinde evsizlere yardım edebilirler. Çözüm önerinizin yer aldığı yardımlaşma temalı metninizi aşağıdaki özdeyiş ve atı sözü ve deyimi kullanarak yazınız. Arkadaşlar birlik olmak ve yardımlaşmak adlı bir metni yaz, yazdık sizler için. Bu metni e, kitabınızın veya defterinizin ilgili bölümüne yazabilirsiniz. Altıncı etkinlik. Aşağıdaki metinde bazı cümlelerin eğik yazılma nedeni nedir? Okuyucunun dikkatini çekmektir. Haber okuyunca iletirken görsel seçimde neye dikkat edilmiştir yorumlayınız. Haberde sözü edilen aracı göstermeye ve görseldeki insanların yüzünün görünmemesine dikkat edilmiştir. Yedinci etkinlik yukarıdaki italik yazılmış kelimelerin türünü ve metne olan katkısını belirtiniz. Kelimelerin türü isimdir. İsimler okuyucunun kavramları zihnini canlandırmasını sağlar. Metni anlamlı kılar. İçinde varlık adlarının geçtiği merhamet tema, temalı bir şiir yazınız. Şiirinizdeki isimlerin altını çiziniz. Arkadaşlar biz şiirimizi yazdık ve e, isimlerin altını çizdik. Siz de bizim yaptığımız gibi defterinize aktarabilirsiniz. Gelecek ders hazırlık bölümü Victor Hugo'nun Sefiller romanına ilgili araştırma yapınız. E, Victor Hugo'nun en ünlü eserlerinden bir tanesi Sefiller'dir. Sefiller ile ilgili sizler için bir araştırma yaptık. E, videonun bu bölümünü durdurup arkadaşlar defterinize veya kitabınıza aktarabilirsiniz. Sevgili öğrencilerimiz bir dersimizin daha sonuna geldik. Evvelce YouTube kanalına abone olmayı ve kanalımızı sınıftaki arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayınız. Evvelce abone saygılar selamlar dilerim. Hoşçakalın.